Selamünaleyküm arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tavuklu kereviz çorbası yapacağız. Gerekli olan malzemeler: tavuk, kereviz, soğan, patates, defne yaprağı, limon, havuç, pirinç, tuz ve karabiber. Miktarlarını aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Selamünaleyküm arkadaşlar, çorbamızın yapımı için 2 tane tavuk butu kullandım. Tavuk butlarını ikiye ayırdım, üzerindeki yağlarını biraz temizledim. Bir tane kereviz kullanacağım. Kerevizin yapraklarını kerevizden koparıp iyice yıkadım. Bir soğan, bir patates ve birkaç tane de defne yaprağı kullanacağız. 5-6 tane havuç. Bizim havuçlar ufak olduğu için biraz fazla kullandım. 3 dilim de limon kullanacağız. Çorbamıza aynı zamanda 1 çay bardağından biraz daha az pirinç, 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 çay kaşığı kadar da karabiber ekleyeceğiz. Şimdi çorbamızı yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak tavuklarımızı haşlamamız lazım. Tavuklarımızı normal tencerede haşlayacağımız gibi düdüklü tencerede de çabucak haşlayabiliriz. Ben şu anda düdüklü tencerede haşlamayı tercih ediyorum, daha çabuk pişmesi için. Tenceremize tavuklarımızla beraber aynı zamanda soğan ve defne yapraklarını da koyacağız ve biraz da tuz ekleyeceğiz. Öncelikle tavuklarımızı düdüklü tenceremize boşaltalım. Aynı zamanda tavuklarımızın üzerine de soğanımızı ekleyeceğiz. Soğanı kabaca şöyle 4 parçaya ayırmamız yeterli. Doğramış olduğumuz soğanlarımızı direkt olarak yemeğimize ekleyebiliriz. Soğanlarımızın da üzerine 2-3 tane defne yaprağı atıyorum. Yaklaşık olarak 1 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Son olarak da suyumuzu tavuklarımızın boyunca ekledikten sonra düdüklü tenceremizin altını açabiliriz. Düdüklü tenceremizi kapatıp ocağımızın altını açabiliriz. Yaklaşık olarak 20 dakikada tavuklarımız hazır demektir. Tavuklarımız pişerken biz de bir yandan sebzelerimizi doğramaya başlayabiliriz. Havuçlarımızı, daha sonra kerevizi ve patatesi ufak ufak doğrayıp birazdan pişireceğimiz tencere içerisine ekleyeceğiz. Kerevizi de ufak parçalar haline doğrayabiliriz. Öncelikle bir kabuğunu soyalım. Kerevizi yaklaşık olarak bu boyda kesmemiz yeterli. Çok fazla büyük boylarda kesmemize gerek yok. Soymuş olduğum patatesi önce uzun halkalar halinde kesiyorum. Daha sonra da kestiğim patatesi üst üste koyup gördüğünüz üzere şu şekillerde doğruyorum. Böylece hepsi birden eşit boyda kesilecekler. Patatesleri mümkün mertebe eşit boylarda doğramaya gayret gösterelim. Kerevizleri doğradığımız boy civarında olsun. Yaklaşık olarak kerevizlerin boyundan doğramaya özen gösterelim. Pirinçlerimizi de nişastasından arındırana kadar yıkayalım. Son olarak da iyice yıkamış olduğumuz kereviz yapraklarını saflarıyla beraber keselim. Bu boylarda kesmemiz yeterli. Çorbamıza en son ekleyeceğimiz kereviz yaprakları da hazır halde kenarda dursunlar. Yaklaşık 20 dakika içerisinde tavuğumuz pişti. Pişmiş olan tavuğumuzu bir tabağa alabiliriz. Burada tavuğu biraz soğumaya bırakacağım. Birazdan tavuğu hepsini kemiklerinden ayıklayacağım. Derisini, kemiğini ayrı tutacağım. Tencerede kalan defne otlarını yemeğimize kullanmayacağız. Zaten defne otu burada görevini, işlevini yapmış oldu. Çorbamızda defne otunun kokusu kalacak geriye. Şu an defne otuna ihtiyacımız yok. Geriye kalan tavuk suyunu çorbamızın yapımında kullanacağız. Tavuk suyumuzu büyük bir tencereye ekliyorum. Esas çorbamızı bu tencerede pişireceğiz. Tenceremizin altını açtım ve ilk olarak çorbamıza havuçlarımızı eklemekteyim. Demin doğramış olduğum havuçlarımızın hepsini çorbamıza ekledik. Havuçlarımız 2-3 dakika piştikten sonra diğer sebzelerimizi ekleyeceğiz. 3 dakikadır pişmekte olan havuçlarımızın üzerine patateslerimizi ve kerevizlerimizi ekliyoruz. Patateslerimizin üzerine de pirinçlerimizi ekleyeceğiz. Pirinçlerimizi yıkamıştım. Bütün nişastasından temizlemiştim. Şu anda pirinçlerimizi de çorbamıza eklemiş olduk. Çorbamız birkaç dakika daha böyle pişmeye devam edecek. Birazdan tavuklarımızı da çorbamıza ekleyeceğiz. 5 dakikadır pişirmekte olduğumuz çorbamıza tavuklarımızı ekleyebiliriz. Tavuklarımızı bütün derilerinden ve kemiklerinden ayıkladık. Çorbamıza ekliyoruz. 4-5 dakika kadar pişmeye devam edecek. Son olarak da çorbamıza kereviz yapraklarını ve limonları ekleyeceğim. Şu anda çorbamızın pişmesi için üstünü kapatıyorum. Bir 5 dakika daha pişirmeye devam ettik.
biraz su kaybetmiş. Üzerine su eklemesi yapacağız. Kaynamış olan suyumuzu ekliyoruz. Biraz daha sulansın. Şu haliyle güzel görünüyor. Son olarak kereviz yapraklarını ve aynı zamanda da limonu ekleyeceğiz. Geriye kalan tuzumuzu da çorbamıza ekliyoruz. Toplam olarak bir tatlı kaşığı kadar tuz eklemiş olduk. Karabiberimizi de ekleyebiliriz. Bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. Başka bir şey gelmeyecek çorbamıza. Son bir 5 dakika kadar daha pişirdikten sonra çorbamızı servis yapabiliriz. Altını kapattık. Bir test edelim, bir bakalım. Tam olarak pişmiş mi? Özellikle çorbamızda kullanmış olduğumuz sebzeler, havuç, patates, aynı zamanda kereviz. Bir test edelim bakalım pişmiş mi? Gerçekten çok güzel pişmiş. Kesinlikle ekstra bir yağ kullanmadık, un da kullanmadık. Çok saf, çok sağlıklı bir çorba oldu. Tam bir şifa çorbası, hasta çorbası. Yapmanızı muhakkak tavsiye ederim. Çok lezzetli, çok güzel bir çorba. Şimdiden hepinize afiyet olsun.